Kimi arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediği için koşa koşa, kimi ise tatile doyamadığı için ayakları geriye giderek okulun yolunu tutacak. 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle yurt genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarın ders başı yapacak. Çalıştığım için son güne bıraktık. Dedik pazar günü rahat rahat yaparız alışverişimizi diye. Okullarda ilk ders zilinin çalacağı gün geldi çattı. 3 aylık yaz tatili sona ererken aileleri ve öğrencileri alışveriş telaşı sardı. Listemizde defterlerimiz, kalem tıraş, sayı boncuğu, fasulyeler, çubuklar, hala onlar değişmeyen malzemeler. Genel olarak bunları alıyoruz. Yurt genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenciyle 900 bin öğretmen 18 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. Kalem aldık, silgi, kalem tıraş aldık. Aldınız mı? Bir eksin kaldı mı peki? Defterler kaldı. Ne var elinde? Bunları mı alacaksın? Daha eksiklerimiz var, onları dolduracağız. Hazırlıklarını son güne bırakanlar alışveriş telaşındaydı. Annemle babam dün okul için her şeyimi aldılar. Ve tek etiketlerim kalmıştı. Şimdi de etiketlerimi alıyor. Kelebekli. Güzelmiş. Bir tek o mu eksik şu an? Evet, bir tek o eksik. Kalemden silgiye, defterden sırt çantasına son eksikler tamamlandı. Okulların ilk günü için heyecan başladı. Ben bugüne bıraktım çünkü öğretmen listeye geç verdiği için biraz cuma günü vardı. Çok heyecanlıyım. Yani anaokuluna gitti ama hani oradaki heyecandan başka bir heyecan. Yani ondan daha fazla stresledim diyebilirim. Satışlar sabah erken saatlerden beri hızlılığını belli ediyor. Yani son gün olduğu gerçekten belli. Aşırı bir ilgi var. Bursa'da ders saatleri de bu yıl yeniden belirlendi. İlkokullar sabah 8, ortaokullarsa 7.30'da ders başı yapacak. Birçok yeri gezdik, bulamadık onun beğendiği şeylerden. O yüzden pazar günü sabah erkenden çıktık yola. Öğrenciler 19 Ocak Cuma günü ilk dönem karnelerini alarak yarı yıl tatiline çıkacak. İkinci dönem dersleri 5 Şubat pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim dönemi 8 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Bursa'da eğitim dönemi ise yine sorunla başlıyor. Öğrenci ve veli kitlesini yakından etkileyecek olan yıkımların okulların açılacağı hafta duyurulması ve yıkılacak olması tam anlamıyla bir beceriksizlik örneğidir.